Hepinize merhaba değerli arkadaşlar. Hepiniz öncelikle Kripto Hocam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Shiba'daki son durum hakkında genel teknik analiz yapacağız. Bir önceki videoda neler söylemiştik, neler yaşandı, bunu da göstereceğim ki benim hakkımda birazcık bir backtest yapın arkadaşlar. Uzun zamandır takip eden çok değerli arkadaşlarımız zaten var ama yeni gelen insan sayısı da son zamanlarda artmaya başladı. O yüzden dolayı son videoda söylemiş olduğum Shiba ile ilgili bir yorumumuza bakalım şimdi. Ondan sonra da hiç vakit kaybetmeden önemli direnç ve destek konumlarını, olası senaryoları size anlatacağım arkadaşlar. Hemen bir bakalım. Bu buralarda işleme girmek biraz riskli olur ama 2091'in üzerine kapanışlar görebilirsek potansiyel olarak 3034 seviyeleri mevcut arkadaşlar. Onunla baktığımız zaman %40'lık daha oluyor ama yani bu bugün yarın olacak bir şey değil. Evet, görmüş olduğunuz gibi potansiyel hedefi söyledim arkadaşlar. %40'lık bir marj daha olma ihtimalinin olduğunu, işte oranın da direnç noktası olduğunu ama 2120 seviyesinin geçilmesi kaydıyla bunun gerçekleşme ihtimalinin olduğunu dile getirmiştik. Bugünden yarın olmaz dedik ama gerçekten bugünden yarın oldu. Çok hızlı ve agresif bir şekilde attı ama biz yine de hedef noktasını, yani o direnç noktası kırılırsa yukarıda bizi ne bekliyor olabilir diye düşündüğümüz noktayı sizlere ne yaptım? Söyledim arkadaşlar ve nokta atışına biraz daha yakın bir noktadan biraz daha ileri giderekten şuradan geri döndü. Biz şu bölgeye söylemiştik. Yaklaşık olarak %14'lük bir fark var. Ama şöyle bir durum söz konusu. Sana şu an için vermiş olduğumuz seviyenin hemen hemen aynı noktasında fiyat olarak baktığımızda. Şimdi arkadaşlar, büyük ihtimal, büyük yükselişin şimdi iki tane sebebi var. Yani abi çok ciddi demek ki bir short pozisyon topladılar. Yani bak, bu yükselişte bile bence güzel bir short pozisyon toplamışlardır. Hani bu insanları da büyük ihtimal patlattılar. Çünkü Shiba'da inanmayan çok fazla yatırımcı var. İşte bu coin bu kadar olmaz, bu kadar yükselmez falan filan diyenler var. Short işlem açanlar teknik bağlantısı çok yükseldi deyip sıkıntı oldu. Yani bana sorarsanız margin işlemlerden birazcık kaçının arkadaşlar. Hani spotta al sat yaparsanız hani ona bir şey demem. En fazla zarar etseniz %5, %10 edersin stop koyarsan. Canını yakmaz, hayatını bitirmez, ocağını söndürmez. Sadece lanet olsun %10 zarar ettim dersin en fazla. Onun da stop notlarına göre. Ama margin girersen bir terste kalırsan böyle %50, %60 adamın nefesini kesiverirler. Hani bu longçular için de söylüyorum, shortçular için de söylüyorum. Yanlış anlamayın. Ben bir bu piyasada işte işlem yapan bir kardeşiniz olaraktan size uyarayım. Çünkü hepinizin, ben yani kimse zarar etsin istemem. Kimse para kaybetsin istemem. Samimi bir şekilde hani bunları bildiğimi söyleyeyim. Gene son karar sizin arkadaşlar. Her şeyi yapmakta özgürsünüz. Bu piyasa özgür bir piyasa. İstediğinizi yapabilirsiniz. Orası ayrı bir konu. Şimdi önemli seviyelere bakalım. Ben ilk olarak bir saatlik açacağım. Saatlikte arkadaşlar bana göre en kritik nokta, söylüyorum, 2783 seviyesi oldukça önemli bir destek konumu arkadaşlar. Bu seviyeyi lütfen unutmayın. 2783 seviyesi çok, ilk olarak önemli desteğimiz burası. Onun altında güçlü destek olarak 2249 seviyesi var arkadaşlar. Bu da oldukça önemli bir seviye. Hem EMA 50 ile 55'in hemen hemen aynı olduğu bir noktada bu da güçlü bir destek konumudur saatlik grafikte. Oraların da altında hani sarkarsa, şöyle bir çılgınlık olursa, hani biraz zor bir ihtimal. Hani zor yani. 162'nin bugünden yarına düşmesi ciddi zor. Ama biz yine bu seviyeyi söyledim. 1187 seviyeleri de bayağı aşağılarda. Yani o belirttiğim seviyeler kırmadan buralara gelme ihtimali yok zaten. Hani bunlar önemli destek seviyesi. Onun da altında işte 1173 seviyeleri mevcut arkadaşlar. Tabi buraya geleceğini şahsen öyle bir düşüncem yok. Ama buradan girenler, artık şu bölgede alanlar, bakın şuradan şöyle alanlar arkadaşlar. Bana sorarsanız bir stop noktanız olsun. Bu gitmeyeceği anlamında söylemiyorum. Şimdi Shiba buradan akıp da gidebilir. Ya bir çanak yaptıysa belki bu ATH'i da hani şöyle bir şey de potansiyeli olabilir. Hani şöyle gelip mesela, efendime söyleyeyim, buradan sert bir satış yiyip yapabilir. Ya bana göre şu an yüklü bir short topladılar. Hani bunları patlatana kadar, en azından patlatmasalar bile o pozisyonları zararlı bir şekilde kapattırana kadar arkadaşlar psikolojik baskı yaparak biraz da ileri sürme potansiyelleri olabilirmiş gibi geliyor. Bu sadece bir temeldir. Yani teknik bir dayanağı yok bu söylediğim şeyin. Temel manada söylüyorum. Ama lütfen yeni giren kardeşlerimiz varsa, özellikle piyasada abi ben işte yeni girdim, işte şip yükseliyor, şibi aldım diyen kardeşlerimiz varsa lütfen abi bir stop noktanız olsun. Zarar ederseniz de üzülmeyin. Çünkü bu tarz yükselmiş coinleri orta yerlerden biraz giderken almak abi birazcık hani nasıl diyeyim size, riskli oluyor.
Bu gitmeyeceği anlamında söylemiyorum. Ben gene uyarımı yapıyorum size arkadaşlar. Bir stop noktanız olsun. Kimse mağdur olmasın. Bakın bu chip coin ben seviniyorum hatta. Hani birçok Türk yatırımcısında var. Türk kardeşlerimiz bizler kazandık yani Türkiye olarak. Ya bu kazandığımızda ne yapmayalım? Elin Çinlisine, bir yam yam yiyene, bilmem ne yiyene ya da bir Amerikalıya, bir carta curta kaptırmayalım. Amacım derdim bu. O yüzden sizi de uyarıyorum yani. Görevimiz bu. Yani Türkiye'deki sermayeyi koruyalım yani. Amaç bu. Şimdi 2 saatlik bakacak olursak da ya belirttiğim seviyeler hemen hemen aynı arkadaşlar. Bir herhangi bir değişiklik yok. Ben hani şunu da gözlemlemeye bakıyorum. Bu shipte bir geri çekilme olursa arkadaşlar dikkat edin. Bazı altcoin'ler canlanıyor. Yani shipten çıkan para bazı altcoin'lere giriyor. O yüzden dolayı da buradaki hacim diğer altcoin'lere kayarsa burada da bir geri çekilme söz konusu olur. Onu da söyleyeyim. Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de arkadaşlar 55.000 seviyesi yani nokta atışı bir şekilde söylemiş oldum. 55.000 seviyesini üzerine çıktı ama 55'in çok üzerinde kalamadı. Bunların hepsini de ben senden kendi Discord'umda paylaşıyorum. Hatta o Discord'umda sizlere şimdi bu arada göstereyim. Çünkü her zaman video anlık video çekemiyoruz arkadaşlar. Böyle hani konuşmamız gereken, sohbet etmemiz gereken zaman dilimleri oluyor. Şu şekilde 55.000 seviyelerinde ben zaten hani oradan gelme ihtimalinin olduğunu, dönme ihtimalinin olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Şu şekilde bakın. 55'ten geri çekilebilir demiştim. Ve o geldi. O yüzden mutlaka Discord'a gelin arkadaşlar. Discord'suz olmaz bu iş. Discord'a nasıl geleceğiz diye soracak olursanız bakın daha fazla göster ve açıklama kısmına gelin. Discord davet yazıyor. Bu linke tıklayın arkadaşlar. Tıkladıktan sonra zaten Discord'umuza katılacaksınız. 187 üyemiz var ve ailemize bu şekilde katılabilirsiniz. Şimdi bunu da söyledikten sonra Bitcoin'deki son duruma bakalım. Bitcoin 55 bin dolar üzerine atarsa daha da rahatlayacaktır diye düşünüyorum. Ama şimdi bu bölgelerde yataya bağlaması da elinde altcoin tutan değerli yatırımcı kardeşlerimiz için de çok güzel olacaktır. Bakın zaten saatlik baktığımızda inanılmaz bir darlaşma var arkadaşlar. İnanılmaz bir darlaşma var. Yataya bağlamış durumda. Bu çok güzel tabii altcoin tutan kardeşlerimiz için. Yani bizler için oldukça güzel bir haber böyle yatayda gitmesi. En azından birkaç gün daha gitse şöyle bir cumaya kadar, cumartesiye kadar. Ondan sonra Bitcoin ile beraber altcoin'lerde de bir hareketlenme olma durumu var. Biz zaten bunu daha öncesinden hep söylüyorum. Söylemiştik arkadaşlar. Yani bunu da söyleyeyim. Bakın Bitcoin saatlik bomba gibi yukarı patlayabilir diye bir video çekmiştim. Bir hafta önce herkes öldük bittik 38K geliyor derken ben bunu değerli takipçilerime söylemiştim. O yüzden abone olmayı da unutmayın arkadaşlar ki bu bilgilerden anında erişim sağlayabilin. Sonradan izlemenin bir faydası yok çünkü. Saatlikte indikatöre baktığımız zaman da arkadaşlar güzel bir sıralım söz konusu. Buradan olası bir al sinyallerinde yukarı gitme potansiyeli Bitcoin'in var. Hani hedef olarak neresi diye soracak olursanız 55'in üzerine atarsak arkadaşlar 55'in üstünde 59K bana göre oldukça önemli bir direnç noktası olarak karşımıza çıkacaktır. Ben 59'u takip ediyorum. 55'in üzerine tabii. 55'in altında olursak biraz daha silkelemasyon işte panik havası yaratmak isterlerse de 53 93'ler önemli destek olarak ilk destek noktamız burası. Onun da altında arkadaşlar 52 600 diyebiliriz. Yani onun altında 52.500 herkes söylüyor ama ben 52.600 demeyi daha çok tercih ediyorum. O şekilde arkadaşlar önemli kısa vadeli destek konumlarımız da Bitcoin'de bu. Çiple ilgili söyleyeceklerim bunlar. Bitcoin'e de baktık ki arkadaşlar Bitcoin'de bir geri çekilme olursa bu şibe yansır mı yansımaz mı? Bunları da bilmeniz gerekiyor. Yani Bitcoin'deki önemli destek ve direnç noktalarını da bilin. Şibi de ona göre bakın arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Videonun altında bana tavsiyeleriniz vesaire varsa yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.